Mesnevi 14. Reşah 4 ve saniyen belagatı irşadiyenin şe'nindendir ki avamın nazarına, ammenin hissine, cumhurun fehmine göre hareket yapılsın ki nazarları tevahhuş, fikirleri kabulden imtina etmesin. Binaenaleyh cumhura olan hitabın en beliği zahir, basit sehil olmasıdır ki aciz olmasınlar, muhtasar olsun ki mevlül olmasınlar, mücmel olsun ki lüzumu olmayan tafsilden nefret etmesinler. Belagat-ı irşadiye hitap ettiği kimselere göre uygun, tam yerinde düzgün ve hakikatli güzel söz söyleme sanatıdır. Yani muktezai hale mutabık söz söyleme becerisi ve sanatıdır. Belagat hem düzgün hem yerinde söz söylemeyi öğreten ilmin de adı olur. Muhatabımız avam ve basit anlayışlı insanlar ise hitabımız da ona göre basit ve anlaşılır olmalıdır. Şayet avam bir insana yüksek perdeden ve çok derin ve ilmi bir şekilde hitap edersek o kişiyi meseleyi anlayamayacağı, o kişi meseleyi anlayamayacağı için bizden kaçar, ürker bir daha yanaşmak istemez. İnsanların geneli avam ve basit anlayışlı kişilerden oluştuğu için onlara hitap ederken zahir, açık ve anlaşılır, basit Karmaşık ve derin olmayan, sehil, kolay ve anlaşılır, muhtasar, uzun ve karmaşık olmayan, müçmel, özet ve sade bir dil, anlaşılır bir metot kullanılmalıdır ki ta ki anlatılanları anlamaktan aciz kalmasınlar. Kur'an hitap ederken bu özellikler ile hitap etmiştir. Çünkü Kur'an'ın muhatap kitlesini oluşturan insanların çoğunluğu avam ve basit anlayışlı insanlardan oluşmaktadır. Ama... Bunun yanında remiz ve işaretler ile de havas tabakayı da ihmal etmemiştir. Ve saniyen belagat-ı irşadiyenin şe'nindendir ki avamın nazarına, ammenin hissesine, cumhurun fehmine göre hareket yapılsın ki nazarları tevahuş, fikirleri kabulden imtina etmesin. Binaenaleyh cumhura olan hitabın en beliği zahir, basit, sehil olmasıdır ki aciz olmasınlar muhtasar olsun ki me'lul olmasınlar mücmel olsun ki lüzumu olmayan tafsilden nefret etmesinler